Seyirciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Gaziantep İstahiye ilçesinde Kazıklı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Kadir Karabulut ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarımız. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Evet, genç bir arkadaşımız burada muhtar seçilmiş. Karşınıza aday çıktı mı efendim? Aday çıkmadı karşımda. Aday, siz muhtar seçildiniz. Evet. Köy beni destekledi, Allah razı olsun. Köyün ileri gelenleri karar verdiler. Evet, aynen. Büyüklerimiz karar verdi. Kimsenin çıkmayacağını karar verdiler. Allah razı olsun, herkes destekledi. Kaç hane, nüfus ne kadar muhtarım? 960. Nüfus var. Evet. Maşallah, bayağı da nüfusa sahip arkadaşlar. Evet. İşte biz Kazıklı Mahallesi'ndeki bu birlik beraberliğin Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu bir hizmet yarışı, doğru mu efendim? Evet, bu işi muhtarlığı, köyü, mahalleyi en iyi kim temsil eder? Kadir Karabulut temsil eder diye o fikir birliğine varmış mahalle sakinleri. Güzel de bir karar vermiş. Çünkü biz her zaman söylüyoruz ki mahalleyi temsil edecek kişilik ve kabiliyete sahip bir insanı muhtar seçin diye. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu mahallenin veyahut da köylerin hizmet almasına birinci etken. Evet muhtarım, ilçe merkezine ve il merkezine kaç kilometre mesafede Kazıklı? İlçe merkezine 35, yollar yeni yapıldı diye bir 5 kilometre düştü, 30 kilometre uzaktayız. İl merkezine? İl merkezine 130 kilometre uzağız. Evet, uzak bir yerleşim yeri arkadaşlar. Bazı yerler parke taşı yapılmış meydanda gördüm. Ancak birçok yerde gördüm ki toprak daha, ham toprak duruyor. Doğrudur, dörtte biri yapıldı. Gerisi durmuş, şu anda görüyorsunuz bütün yollarımız daha yapılmamış. İstediniz mi resmi olarak, dilekçe yazdınız mı muhtarım? Başkanımızla görüşüyoruz. Şu anda başkanımızla görüşüyoruz. Durumlar iyi olursa inşallah. Resmi dilekçe yazmadınız mı? Yazmadık. Yazmanızı istiyoruz çünkü projeye alınması için önümüzdeki yılın bu aylarda bir dilekçe yazmanızı istiyorum ben de araştırmacı gazeteci olarak. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok, köyümüzde muhtarlık odası yok. Taze evi yeni başladık, inşaat halinde. Belediye mi başladı siz imkanınız mı? Belediye İlçe başladı. Büyükşehir mi? Biz belediye başkanımıza başvurduk seçim üzerinde. Başkanımız bizi kırmadı. Şu anda betonu falan komple atılmış, sadece duvarlar kalmış. Evet. İnşallah gerisi de gelir. Kaba inşaat durumunda arkadaşlar. Biz mutlaka işte genç ve dinamik bir arkadaşımız burada halk oy birliğiyle muhtar seçmiş. Mutlak eser bırakmasını istiyoruz. İki, en önemli konu yollar arkadaşlar. Vatandaş yazın tozdan rahatsız oluyor, kışın da çamurdan rahatsız oluyor. O nedenle diyoruz ki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den Kazıklı'nın bu son köyü zaten İstahiye'nin arkadaşlar Kilis sınırında onu da belirtelim. Buradan sonra Kilis'in Deli Osman Mahallesi köyü var. Orası köy onlar. Buralar tüm şehirle mahalle oldu ama orada köy tüzek işleri devam ediyor. Artı Suriye sınırında. Tam sınır duvarına şu anda 1 kilometre mesafedeyiz. Doğru mu efendim? Doğru. O nedenle ben her zaman dile getiriyorum araştırmacı gazeteci olarak. Sınırda yaşayan serhat bekçilerimizin mutlaka devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz arkadaşlar. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımız ekonomik olarak ne olmalı? Güçlü olmalı. Güçlü olması lazım. Mahallelerimiz her ne kadar mahalle de olsa köy diyor vatandaşlarımız. Yani köyde, kırsalda oturan, mahallelerde oturan vatandaşlarımızın hem tarımda hem hayvancılıkları yapmasını istiyoruz. Desteklenmesini istiyoruz. Hibe konusu daha önce de gündeme getirmiştik. Bir defa verildi. Biz bu hibenin devam etmesini istiyoruz. Sınıra yakın olan yerlerde bunun artmasını istiyoruz. En azından şurada bir 15 tane gencimize hibe yapılmalı. Daha önceden 30 bin Türk lirasıydı. Onun biz yeterli olmadığını 40-50 bin civarında hibe, hayvancılıkla ve tarımda veya işte burada ne yetişiyorsa ziraat mühendislerimiz bu konuyu daha iyi biliyorlar. Doğru mu efendim? Doğru. Mutlaka biz bu konunun gündeme getirilmesini istiyoruz ki işte burada göç verilmesin. Çünkü sınırı bekliyor burada arkadaşlarımız. Her konuda ne yapıyor? Güvenlik kuvvetlerimize yardımcı oluyor. Onun için Allah razı olsun diyoruz. Evet, spor sahası var mı efendim? Gençlerin spor uyuyacağı. Sahamız yok. Onu da bize söz verdiler. Şu anda biliyorsunuz belediyemizde biraz durgunluk olduğu için inşallah geri kalan yıllarımıza inşallah bunları yapacağız. Sürekli başkanımıza başvuruyoruz. Başkanımıza söylüyoruz. Bunları her yere bildiriyoruz. Dilekçemizi veriyoruz. Yani her imkanında. Köyümüzde korucu lazım. Bu korucu yok mu? Yok, köyümüzde korucu yok. Sınır
bir kilometre olduğu halde koruyucu yok köyümüzde. Evet, koruyucu da buraya verilmeli arkadaşlar. Aynen. Burada da en azından 5-10 tane gencimiz istihdam edilirse köyde canlanır. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Evet, artı güvenlik konusunda da köy korucularımızın gerçekten canla başla mücadele ettiklerini Türkiye'nin her yerinde araştırmacı gazeteci olarak görüyoruz. Onlara da Allah kuvvet versin diyoruz. Allah esirgesin diyoruz. Köyümüz biraz uzak durduğu için ilçemizde 32 kilometre, 30 kilometre uzak durduğu için biraz imkanlar zor oluyor. Köyümüz geriye kalmış. Yani. Ulaşım hattı geliyor mu efendim? Büyükşehir otobüs geliyor mu? Gelmiyor, buraya gelmiyor. Ulaşım hattı madem tüm şehir oldu, biz mutlaka ulaşım hattının da artık mahalleye dönüşen köylere bırakılmasını istiyoruz. Birçok yerlere bırakılmış. Mesela Şehit Kamil'de o Dündarlı tarafına gittim. Baktım o belediye otobüsü karşımdan geldi. Aynen. Mutlu oldum. Aynen, artı Oğuzeli tarafına gittik. Karkamış'a gittik. Belediye otobüsleri geliyor arkadaşlar. Biz bu İstahiye'nin en son köyüne dair belediye otobüslerinin çalışmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Burada evet. Bayağı bir mahalleye dönüşen köy var. Evet, hepsine aynen. uğrayarak en son burada kazıklarını döner. Burası son nokta olur. Doğru mu efendim? Yesemek, en azından tatlı, haftadan Yesemek işte açık hava müzesi aynen. var. Türkiye'nin ilk açık hava müzesi. Onu da belirtelim. Gaziantep İstahiye'ye geldiğinizde Yesemek Açık Hava Müzesi'nde ne yapmanızı istiyoruz? Görmenizi istiyoruz. Otobüs hattı gelirse buraya işte turistler de rahat bir şekilde ve yerli ve yabancı turistler gelir diyoruz. Ekleyeceğimiz başka konu var mı? Eklediğimiz bir de su altyapımız çok altyapı beraber. Yok mu efendim? Altyapı kaç yılda yapılmış? Eskiden 32 yıl oluyor şu anda. 32 yıl oluyor. Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Halen biz altyapıyı gündeme getiriyoruz. 32 yıl önce yapılmış bu Kazıklı'da. Eski borular çok çürümüş. Evet. Sürekli değişmeli artık veriyor. Değil mi efendim? Aynen. Patlıyor, koku yapıyor. İki günde bir ben kaskıyı arıyorum. Kaskı geliyor. Yani yazık sürekli bu kepçe evet. gidip gelmesi. Yani bunlar hep masraf evet. yani. Devletimize... Yenilenmeli aynen. diyoruz altyapı. İçme suyunda sorun var mı? İçme suyu sorun yok şu anda. Suyumuz iyi ama altyapımız çok berbat, evet. çok kötü. Altyapı o zaman yenilenmeli diyoruz. Genç ve dinamik muhtarımızın mutlaka eser bırakmasını istiyoruz. Tekrar Fatma Şahin'e ben Türkiye'de en çok teşekkür eden gazetecilerden biriyim. Çünkü işte ilk sıcak asfaltı Büyükşehir, tüm şehir olduktan sonra Fatma Şahin yapmıştı. Gaziantep Şehit Kamil'de işte o Dündarlı tarafına gittiğimde bariyerleriyle birlikte orası biraz da yeni hem viraj var hem alt tarafı uçurumlu baktım. Hem sıcak asfalt yapmış hem bariyer yapmış. Örnek olmasını istemiştik. Muhtarlarımız da o zaman teşekkür etmişti. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Burada da genç ve dinamik muhtarımız Kadir Karabulut'un mutlaka bir eser bırakmasını istiyoruz. Fatma Şahin'den rica ediyoruz. Buraya bir eser bırakmasını konusunda. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemizi maddi olarak desteklediği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.